Şimdi izleyeceğimiz videoyu ilk izlediğimde gerçekten de oldukça gerildim ve ne olduğunu anlamaya çalıştım diyebilirim. Cook isimli bir hesapta paylaşılan videoda. Az sonra göreceklerimiz dışında başka hiçbir açıklama veya bilgi paylaşılmadı. Çocukların ve videoyu kaydeden kişinin kendisinin ne kadar korktuklarını iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Zaczmy po mamę. Co kurde? Matka nie... Sprawdź to, błagam się. Naprawdę się boję, kurwa. Patrz na psa. Ja pierdolę. Ja to mamę. Juko, chodź. Mamę. Kurwa, zrobię to. Ej, kurwa, pierdolę. Juko! Proszę, Ania! Daha önce de söylediğim gibi videonun kendisi hakkında maalesef elimizde somut bir bilgi yok. Ancak videodan anladığımız kadarıyla kendileri daha öncesinde ürpertici görüntüler görmüş ve sesler işitmişlerdi. Bu onları son derece korkutmuş ve hatta kendilerini bir odaya kitlemelerine sebep olmuştu. Kim bilir, belki de az önce bir vici tahtası seansı veya buna benzer bir ritüel gerçekleştirdiler. Sizce biz az önce ne izledik? Mindset adlı kanalda ilgimi çeken bir video yayınlandı. Terk edilmiş veya musallata uğramış yerleri ziyaret eden bu ekip bu defa şehirden oldukça uzakta dağların arasında yer alan küçük bir eve gideceklerdi. Daha öncesinde yapılmış kısa bir röportajda önceki ev sahiplerinden olan kadının anlattığına göre küçük oğlu bir kış vaktinde evin yakınındaki buzla kaplı nehirde oynarken oluşan bir çatlama sonrası içine düşmüş ve hayatını kaybetmişti. İlginç bir şekilde oraya gittik herhangi bir bedenle karşılaşmadılar. Günümüze varıncaya dek oradaki buzulların kırıldığı hiçbir zaman görülmemişti. Belli ki bu olay dışarıdan bir müdahale yapılarak sebep olunmuştu. Bu aile o günden sonraki seneler boyunca her kış vaktinde hem evin içerisinde hem de çevrede gölgemsi bazı varlıklar görüyorlar ve açıklanması zor, tuhaf olaylar yaşıyorlardı. Hatta kış olduğu zaman gece çöktüğünde dışarıda karanlığın içinde oyun oynayan çocukların sesleri geliyor. Dışarı çıktıklarında karda çocuk ayak izleri vardı. Ancak evleri yaşam yerlerinden oldukça uzaktı ve böyle bir şey mümkün değildi. Az sonra izleyeceğimiz görüntülere inanıp inanmamak size kalmış. Ancak anlattığımız bu hikaye ve yaşananlar, çocuğun sebepsiz yere buzulların içine gömülmesi, gece gelen çocuk sesleri ve anlatılan diğer olaylar, gerçeğin ta kendisi. Mindset ekibinin burada gerçekleştirdiği araştırmaya göz atacağız. Hey, real quick, no bullshit. Whoa. Do these look like adult footprints or? No. Those look like kids, right? Köprüye vardıklarında karda küçük ayak izlerini hemen fark ettiler. Bir çocuğun bırakmış olabileceği ayak izlerine benziyordu. Ancak ayak izlerini takip etmeye karar verdiklerinde gerçekten dehşet verici bir şeyin farkına varacaklardı. Hey, there's no more footprints. Huh? There's no more footprints. They stop. They didn't even get all the way. They got like right here on the other side of the creek. But look at the bridge. Yeah, they stop. And there's none around here. That's wild. That's a trip. That is a fucking trip. I would say, yeah, let's just follow him, but there's nowhere to go. Well, let's get to the other side and see what's going on. Careful with this shit. This is wild, man.
I think this is still a creek right here. Oh, I know it is. Piled up because you got this other side. Köprüde görünen ayak izleri bir anda ortadan kayboldu. Sanki bunların sorumlusu her neyse ortadan kaybolmuş gibiydi. Zaten bu olay bu gece yaşanacak en ilginç olayların daha başlangıcıydı. Ama en korkunç şey henüz gerçekleşmemişti. Bölgeyi biraz daha araştırıp eve döndükten sonra birkaç kez çeşitli cihazlarla ruhlarla iletişime geçmeyi denediler. Hatta cihazlar ve mum alevinde artan aktiviteyi gözlemlediklerinde bir Ouija tahtası da düzenlemeye karar verdiler. Ancak bundan pek bir sonuç alamayacak. Onlarla iletişime geçmeye çalışan şey yeterince güçlü değilmiş gibi. Birkaç saat sonra biraz uyumaya karar verdiklerinde onları uykudan hiç beklemedikleri bir şekilde uyandıracaklardı. Yeah. Yeah. Sounds like a song. That's fucking weird, bro. That's weird, dude. We should get the flashlight. That's weird. Bir ara karanlıktan gelen sesler duydular. Odaya yerleştirdikleri kamera tedbir amaçlıydı ve açıkçası pek bir şey kaydedemedi. Sesi açıp bir kez daha dinleyelim. Neler yaşandığını açıklamaya gerek yok. Yaşanan tuhaf olaylar gerçekten de ilginç. Birkaç kilometrelik alanda herhangi biri yoktu. Seslerin tek mantıklı açıklaması vahşi hayvanlar olabilirdi ama kaynağını aramak için aşağıya indiklerinde korkunç bir şeyle karşılaştılar. Hey, what is this? No, bro. Ayrılmak üzereyken pencerelerin dışında küçük el izleri fark ettiler. Dude, look at this. Come here real quick. That's outside the fucking window. Look. Look right here. This. I see it. These handprints were half the size of mine, half the size of Colton's, so. Oh, bro. Dude, they're all over the place. Böyle bir görüntü çok kişinin kalp krizi geçirmesine bile sebep olabilir. Ama işin korkunç yanı, yatmadan önce ve Ouija tahtasından sonra bile herhangi bir el izi görmemiş olmaları. Bu, onlar uyurken bir şeyin bunu yapmış olması gerektiği anlamına geliyor. Her ne ise evin çok yakınında olmalıydı. Bu bile o gece yaşanacak en ürpertici olay değildi. Bunlar yaşanacak. Hey, cut the light. Dude, I swear to God, I just saw something run past, like, outside. Something moved. Dude, what is that? Do you see that right there? Dude. What is that? Oh, bro, it's moving. It's moving. What the fuck is that? Oh, dude. What the fuck, bro? I thought there was a shadow. God, bro. It, like, disappeared. Dude, I'm feeling all types of weird right now, dude. Karanlığa gömülmüş köprünün üzerinde, evden çıkmadan hemen önce karların üzerine yansıyan ay ışığı sayesinde havada süzülüp bir anda ortadan kaybolan gizemli bir figür görüyorlar. Something moved. Dude, what is that? Do you see that right there? Dude, what is that? Oh, bro, it's moving. It's moving. What the fuck is that? Oh. Ancak nihayet dışarı çıkıp köprünün etrafındaki alanı incelediklerinde az önce gördükleri yaratıktan hiçbir iz kalmamıştı. Peki dışarıdaki varlığın bu araştırmacı ekibe olan ilgisi neydi? Onları delirtmek istiyor olabilir mi? Penceredeki gizemli el izleri, karanlıktan gelen açıklanamayan sesler ve küçük bir çocuğun hayatını kaybettiği yerde duran korkunç siyah bir figür. Bunlar gerçekten de açıklaması zor olaylar. Düşüncelerinizi yazın.
Şimdi Run TV adlı YouTube kanalında içerikler üreten bir ekip tarafından karanlıkta ıssız bir ormanda kaydedilmiş görüntüleri izleyeceğiz. Bu ormanda uzun zamandır ürkütücü paranormal olaylar yaşandığına dair ciddi iddialar var. Yerliler nehir kenarında oyun oynamakta olan küçük bir çocuğun aniden sulara kapılıp bir daha bulunamamasının akabinde korkutucu olayların başladığını belirtiyor. Yani nehirde kaybolan çocuk her şeyin anahtarı olabilir. Ekip gece saatlerinde araştıracakları alana ulaştıklarında hız kesmeden incelemelere başlıyor ve uzun süre unutamayacakları bu anları kaydediyor. Bu da mı? Evet. Yani bu da mı? Evet. Ừ. Ừ. Cái chim. Hả? Cho lại ai biết mà. Mà con nó cắn nó. Ừ. Ừ tao bắt lên mất. Ơi mày. Nehrin kıyısında bağdaş kurup oturmuş bu silüet, insanı anımsatsa da detaylarıyla farklı bir şeye benziyor diyebilirim. Kendisini kayda alan insanlardan çok etkilenmemiş gibi duruyor. Bir süre neredeyse hareketsiz biçimde oturmaya devam ediyor ve daha sonra aniden ortadan kayboluyor. Eğer izlediklerimizin içerisinde kurgu yoksa, bu varlığın nehirde kaybolmuş çocuğun ruhu ya da daha önce keşfedilmemiş bir çeşit yaratık olabileceğini düşünüyorum. Sizin fikriniz ne? Yorumlarda yazın. Şimdi izleyeceğimiz video Reddit'te son derece popüler olan bir paranormal sohbet grubunda paylaşıldı. Paylaşan kişi görüntülerin kendi evindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini yazdı. İlk önce o anları izleyelim ve daha sonra neden yaşanmış olabileceğine yönelik çıkarımlarımızı aktaralım. Bu 5 saniyelik görüntüde açık ve net şekilde dumanlı bir figürün hareket ettiği görülüyor. Bu şey yarı saydam görünümlü bir insana benziyor. Tabii normal biri olmadığı kesin. Videoyu paylaşan kişi bu eve yakın zamanda taşındığını, özellikle geceleri etraftan gelen rahatsız edici sesler duyduğunu, güvenlik kameralarını da bu sebeple kurduğunu söyledi. Yani gördüğümüz şey paranormal bir varlık olabilir. Eğer işin içerisinde aldatmaca yoksa aklıma başka bir açıklama gelmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler belki tek başına size korkutucu gelmeyebilir ama paylaşan kişinin açıklamasını dinlediğinizde bakış açınız değişebilir. Reddit'te paylaşılan videonun altındaki yazıda şöyle yazıyor. Londra'da 1800'lerde yapılmış Victoria döneminden kalma bir teras evine yeni taşındım. Ev mezarlığın karşısında. Az önce kapı zili kameramdan bir hareket uyarısı aldım ve gidip baktığımda bir şey yakalanmıştı. Bana evin yan tarafından bakan ve sonra komşunun arabasının yanından geçip sokağa doğru yürüyen bir figür görünüyordu. Bir insandan ziyade gölgeye benziyor. İzledikten sonra herhangi biri bunun neden olabileceğini söyleyebilir mi?
Videoyu izleyen birçok kişi ev sahibine yardımcı olup bu şeyin neden olduğunu söyleyemedi. Bazıları ise fikir yürütüp onun mezarlıktan gelen Araf'ta kalmış bir ruh olabileceğini yazdı. Tabii uzaylı olabileceğine yönelik teoriler de var ve bu açıkçası mantıklı. Ben şahsen bu şeyin tesadüf eseri oluştuğunu düşünmüyorum. Paranormal varlık ya da uzaylı. Bu konuda kesin bir şey söyleyemem ama orada açıklanması gereken bir şey olduğu kesin. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi izleyeceğimiz görüntüler bir kadının evde kaydettikleri anlar olacak. Normalde yalnız başına yaşayan bu kadının o akşam ziyaretine annesi gelmişti. Ancak yaşlı kadın içeriye girdiği andan itibaren evdeki nesnelerde ve lambalarda bazı tuhaf hareketlilikler yaşanmaya başladı. Okay guys, so my mom and I are sitting here watching a movie. And look at this. Kathy, oh my god, the lights. I know. It's just mom and I here, just watching movies. Jamie's with friends tonight. I'm gonna go check it out. Lucy's barking too. It's okay, baby. Guys, the light switch is right there. Right there. Oh my god, mom! I'm not going over there, mom. Neither am I. Leave us alone. Frick. Okay, guys, it's after 2 in the morning and I just got up. Jamie's still... What in hell? Jamie's still asleep. Oh my god, oh my god. I'm so afraid of them opening. I'm just gonna shut the water off here. Oh. Oh my god. I just shut that off and that is rolling. Look at this thing. It's rocking back and forth. Oh my god. Leave me alone. Jamie? Yanıp sönen ışıklar, hareket eden eşyalar ve kendiliğinden açılan musluklar. Bunlar size klasik gelse de yine de görüntülerin beni şaşırttığını söylemeliyim. Yaşananların sebebinin ev mi, yoksa ev sahibi kadın mı, yoksa o eve o gün ziyarete gelen yaşlı annesi mi olduğunu bilmek zor. Kim bilir, belki de görüntüde gördüğümüz yaşlı kadın büyü işleriyle uğraşıyordur. Düşüncelerinizi yazın.